Onaylanmış imar planlarında resmi imar yolu olarak gözükmesine rağmen kamulaştırılmadığı için hala bir vatandaşın mülkiyetinde bulunan yol bölgedeki site sakinleri, belediye ve mülkiyetin sahibi vatandaşı karşı karşıya getirdi. Tez Mahallesi'nde 5 sitenin 20 yıldan bu yana yol olarak kullandığı hazine arazisinin hissedarı Murat Şevk, 1 Ekim günü yolu kapatacağını, arazinin etrafına bir pano dikerek ilan etti. Arazinin etrafını çitle çevirerek yolu trafiğe kapatacağını açıklayan Şevk, bununla da yetinmeyerek çitlere de caydırıcı amaçlı elektrik akımı verileceğini duyurdu. Arazinin hissedarlarından Murat Şevk 2012 yılında ihtarname ile Bitez Belediyesi'nden 732 bin lira, Hisar sitesinden 560 bin lira ecri bedeli istemişti. Talep edilen ödeme yapılmadığı ve işgale de son verilmediğini ifade eden Murat Şevk, Bodrum Belediyesi ile Hisar sitesine tebliğ ettiği 18 Mayıs 2014 tarihli ihtarnamesiyle arazinin etrafının tel örgü ve çitle çevrileceğini, caydırıcı amaçlı elektrik akımı verileceğini, otomatik bariyer, kapan konularak geçişe kapatılacağını, sadece resmi araçlar, itfaiye ve ambulans geçişine izin vereceğini ve aylık abonelik kartı için kendisine başvurulmasını Bayhan Hukuk Bürosu vasıtasıyla bildirdi. İhtilafa konu yolu kullanan Hisar Palm, Bella Vista ve Bitez Villaları siteleri sakinleri ise bir Ekim'de yolun kapatılacağını duyuran levha dikilince Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı'na verdikleri dilekçede şu ifadelere yer verdiler. Söz konusu 905 nolu parselden geçen imar yolu altyapısında DSI Milas Suyu Bitez ana deposu hattı, kanalizasyon, elektrik ve telefon hattı bulunmaktadır. Bu yol eski onaylı imar planlarında yol gözüktüğü gibi en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 25.03.2014 tarih ve 2640 sayılı oluruyla onaylanan Bodrum ilçesi Bitez Beldesi koruma amaçlı 1 bölü 5000 ve 1, ,1 bölü 1000 ölçekli revizyonla ilave nazım ve uygulama imar planında kamu yolu olarak tescil edilmiştir. 905 nolu parselin hissedarı olan Murat Şevk, hazine satış şartnamesinde de belirtilen parselin bu durumunu bilerek satın almış olup, medeni kanun gereği tek başına böyle bir tasarrufta bulunmaya hukuken yetkili değildir. Adı geçen kişi sitemize Vitez ve Bodrum Belediyesi'ne tebliğ ettiği ihtarnamelerde parselin etrafını çitle çevirerek elektrik akımı vereceğini, kapan ve bariyer yaparak abonelik kartıyla geçileceğini belirterek geçmişe doğru 560 bin TL gibi çok yüksek ecrimesi bedeli istemektedir. İmar planındaki kamu yolunun hukuka aykırı iddia eden parsel hissedarı kişi tarafından kapatılmasının önlenmesini talep ederek mağduriyetin giderilmesini istediler. Var mı işte? Burada mı kapanıyor? Evet. Burası. Evet. Hadi canım. Hı, -hı. O zaman hiç şey olacak bir şey değil. Allah helikopterle geliriz.